Her şeyin bir ahlakı vardır. İnsanın bir ahlakı vardır. Aile olmanın bir ahlakı vardır. Genç delikanlı olmanın bir ahlakı vardır. Akraba olmanın bir ahlakı vardır. Kardeş olmanın bir ahlakı vardır. Müslüman olmanın bir ahlakı vardır. Vatandaş olmanın bir ahlakı vardır. Genç kız olmanın bir ahlakı vardır. Kadın olmanın bir ahlakı vardır. Yaşlılığın bir ahlakı vardır. Hepsinin özünde Rabbimizin rızasıdır. Edeptir, terbiyedir. Bütün bu hususların ahlaki olduğu gibi yazın da kışın da bir ahlakı vardır. Baharın da sonbaharın da bir ahlakı vardır. Evde oturmanın da tatile gitmenin de bir ahlakı vardır. Hiçbirisi ahlaktan, edepten, terbiyeden ayrı düşünülemez. Kışın ahlakına gelince, evvela kışa ulaştığımız için Rabbimize şükredeceğiz. Niye? Ecelimiz gelmedi daha. Demek ki yaşıyoruz. Yani bizi bugünlere getiren Allah'a hamd edeceğiz. Sonrasında kışın Rabbimiz bizlere bir şeyi hatırlatır. Bütün kainatta kış olduğu zaman soğuklar, kar, yağmur, dolu, insanlar yakacak arar, sığınacak yerler arar. Hayvanlarda bile kimileri kış uykularına yatarlar. Kış önemli. Neyi hatırlatır bize? Kışın ağaçlar yapraklarını dökmüş, adeta ölmüşlerdir. Baharın dirilecekler, baharın yeniden yeryüzü şenlenecek. İşte Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde de bizlere baharla dirilmenin, kış ile ölmenin, mahşerin, haşrolunmanın ve ahirette hesabın muhasebesini yapmamızı bizden istiyor. Kış bize ölümü hatırlatmalı. Kış bizlere kabri hatırlatmalı. Kış bize ölüme hazırlığı hatırlatmalı. Kış bize ömrümüzün artık kışına doğru gidiyoruz, yani ecele doğru yaklaşıyoruz mesajını vermeli. Mesajı almalıyız. Mesajı almadığımız zaman ahirette en büyük pişman olanlardan birisi de biz olabiliriz. O halde kışın ahlakına sarılmalıyız. Kışın ahlakı her Müslümanın sıkı sıkıya sarılması gereken bir ahlaktır. Yağan yağmura bakacağız. Bunu Allah indiriyor ve tarlaları, bağları, bahçeleri suluyor ve ölmüş topraklar canlanıyor ve yer altına iniyor sular. Yerin altında depolanıyor. Yerin altlarında depolar halinde insanın ihtiyacı nispetinde Allah-u Teala onların çıkarılmasına müsaade ediyor. Su kalmadı, sontaj vuruyoruz. Su kalmadı, su kuyusu açıyoruz. İşte yağan yağmurlarla depolanıyor, yağan karlarla depolanıyor ve yeryüzünde muazzam bir nizam işliyor. Allah'ın nizamını görmek, tefekkür etmek, imanımızı güçlendirmektir kış ahlakı. Ve yağmur damla damla yağıyor. Böyle toplu halde yağmıyor. O bulutlarda tonlarca yağmur var, tonlarca su var. Allah hepsini birden pat diye indirmiyor. Ne ev kalır, ne araba kalır, ne tarla, ne bağ, ne bahçe, ne orman. Hiçbir şey kalmaz. Her taraf helak olup gider. Ama Allah damla damla yağdırıyor. Tane tane yağdırıyor. Ve gökyüzünde bunlar birbirine kavuşup da birleşmiyor. Büyük bir kütle halinde gelmiyorlar. Tane tane iniyorlar. Tefekkür etmek. Yağmuru yağdıran Allah, rüzgarı estiren Allah, kar tanelerini yeryüzüne tek tek indiren Allah, doluyu yağdıran Allah ve yeryüzünde soğuğu da meydana getiren Allah. Bütün bunların sahibi var. Bütün bunların yaratıcısı var. Onun emri olmadan hiçbir şeyin olmayacağını tefekkür etmek. O kar tanelerinde hepsi muazzam bir özelliğe sahip, muazzam ahenkli ve muazzam bir şekilde geometrik şekillere sahip. Rabbimiz tek tek indiriyor onları. Gökyüzünde onlar böyle adeta dans eder gibi uçuşuyorlar. Ama
tarih boyunca şahit olunmamıştır ki gökyüzünde karlar birbirlerine çarpmıyor. Yoksa çarpsa, karlar birbirlerine toslasa, karlar birbirine değmiş olsa, gökyüzünden yeryüzüne inene kadar o karlar birer kar topu halinde, çığ gibi koskoca kütleler halinde kar yeryüzüne iner de ne ev kalır, ne arabalar kalır, ne hayvanat kalır, ne bağlar, bahçeler, hepsi helak olup gider. Kara baktığımız zaman, yağmura baktığımız zaman, esen rüzgara baktığımız zaman, bulutların sevk edilmesine baktığımız zaman, dolunun yağdığına baktığımız zaman, esen o rüzgarla birlikte yaprakların sallanmasına, yaprakların dökülmesine baktığımız zaman, sararan yapraklara baktığımız zaman, yeryüzünün adeta ölümüne baktığımız zaman, toprağın adeta, bitkilerin adeta, ağaçların adeta ölümünü anımsatan, hatırlatan bu kainata baktığımız zaman Allah'ın varlığını, birliğini hatırlamalı insan. İşte kışın ahlakı budur. Rabbimizin ayetlerini tefekkür etmek, Rabbimizin ayetlerine bakarak ya Rab, bunları sen yapıyorsun, bunları yapan sensin ve yaptığın her bir şeyde binlerce, milyonlarca hikmet var. Sana şükürler olsun, sana hamd olsun, seni bildim, sana kulluk ediyorum, senin yolundan gidiyorum, peygamber efendilerimizin yollarından gidiyorum, Allah'ın bizlere çizmiş olduğu o güzel yoldan gidiyoruz diye hamd etmeli, tefekkür etmeli, şükretmeli insan. Kış ahlakı budur. Evimizdeyiz, şükredeceğiz. Hava soğuk. Evimizdeyiz, şükredeceğiz. Evimiz var. Ama evi olmayanları düşüneceğiz. Giyeceğimiz var elhamdülillah. Ayağımızda ayakkabımız var, paltomuz var. Efendim pardüselerimiz var, montumuz var. Çoraplarımız var, ceketimiz, gömleğimiz var. Başımızı örteceğimiz şapkamız var, takkemiz var. Ama bunları olmayanlar var. Rabbimiz bize bu nimetleri verdiği için şükredeceğiz. Olmayanları da düşüneceğiz. Onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Onların da ihtiyaçlarını gözeteceğiz. Elhamdülillah evimiz var. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Yemeğimiz var, mutfağımız var. Ancak bunlara sahip olamayanlar da var. Evleri olmayanlar, mutfağı olmayanlar, yiyecekleri olmayanlar, dolapları olmayanlar, tamam bir sıcak yemek getirin diye bir lüksü olmayan insanlar var. Sokakta kalanlar var, çadırda kalanlar var, mülteci kamplarında kalanlar var, mazlum ve mağdur durumda olanlar var, vatansız olan Müslümanlar var, vatansız olan hangi dilden, dinden, ırktan olursa olsun mazlum insanlar var. Onlar bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip değiller. Onları düşünmek, onların dertleriyle dertlenmek, onlara merhamet etmek ve elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmak, kış ahlakına sahip olmak demektir. Onları giydireceğiz, onları ısıtacağız, onları doyuracağız, onları suya kandıracağız, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturacağız, bir bayram sevinci yaşattıracağız. Kış ahlakı budur. Yanı başımızda, İdlib'de olanları görüyorsunuz. Şu yağmurlarda neler oldu? Çadırlarda kalıyorlar, incecik çadırlar. Onların evleri vardı, barkları vardı, mahalleleri, sokakları vardı. Ancak bir iç savaştan dolayı ne hale geldiler? Bulundukları yerleri terk ettiler. Milyonlarca insan. Hele o görebildiğimiz, daha ne kadar böyle mağduriyet yaşayan insanlar var. O çadırlarda suyun içerisinde kalan o yaşlı teyzeler, nineler, dedeler, o çocuklar, bebeler, yalın ayak, terliklerle, üzerinde montu olmayan bu soğuklarda, bu havalarda o anneler, o çocuklar, o bebeler oralarda bizlerden yardım isteyen gözlerle Allah için merhamet edin dercesine bizlere bakıyorlar. Onları unutmamak kış ahlakıdır. Onlara sahip çıkmak kış ahlakıdır. Onların üşüyen ellerini ısıtmak, onların gönüllerine dokunmak, onların soğuktan iyicene ümitsizliğe düşmüş olan o çocukların, o kadınların, o bebelerin, o ihtiyarların yüzlerinde tebessüm oluşturmak, mutluluk gülücüklerini oluşturmak kış ahlakına sahip olmaktır. Unutmayın, Müslümanın sahip olduğu ahlak, hangi ahlak olursa olsun Allah'ın razı olduğu bir ahlaktır. Resulullah'ın memnun olduğu bir ahlaktır. Ve bütün meleklerin de gıpta ettiği bir ahlaktır.
Biz kış ahlakına sahip çıktığımız zaman Allah da bizi sevecek, Resulü de bizi sevecek, melekler de bizi sevecek. O garibanların da, o mazlumların da dualarını almış olacağız. Kış ahlakı sahip çıkmak demektir. Rabbimiz bütün mazlumlara sahip çıkanlardan eylesin.